Herkese merhaba, ben Tarık. Umarım iyisinizdir. Türkiye Geliştirici Eğitimleri Arşivinin yeni bir videosunda bugün sizlerleyim. Öncelikle böyle bir girişim yaptığı için Mert'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kısa kendimden bahsedeyim. PwC'de veri bilimci olarak çalışıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de doktora öğrencisiyim. Bu videoda her saat yenilenen bir zaman serisi verisini web scraping yöntemleriyle çekip makine öğrenmesi yöntemlerinden biri olan CatBoost ile eğiteceğiz. CatBoost olur, başka bir şey olur, çok fark etmez. Ben bu örnekte CatBoost kullanacağım. Nihai olarak da bu süreci otomatikleştirip Summit'te çıktıları görselleştireceğiz ve Heroku'da deploy edeceğiz. İlk başta lokalimizde modelimizi geliştireceğiz. Bunu ilk başta yine Jupyter Notebook'ta yapacağım. Sonrasında belli aşamaları fonksiyonel hale getirip iki tane Python dosyası olarak saklayacağım. Streamlit ise bu noktada bir arayüz yazmak için kullanacağız. Yani bu modeli geliştirdik. Bu modelimizin inputlarını almak da olabilir, outputlarını almak da olabilir. Yani bütün aşamaları yer verebiliriz. Streamlit'te bunun bir sınırı yok. Ancak biz basit yaklaşmak adına yalnızca outputları alacağız. Modelimizin çıktılarını alacağız ve bunları görselleştireceğiz. Aynı zamanda o süreçte modeli eğitici olacak. Yani zaman serilerinde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Zamana göre çok şey değişebiliyor. O nedenle en son veriye kadar güncellemem gerekiyor bunu. Summit'te arayüzümüzü yazdık. Dosyalarımızı oluşturduk. GitHub'a pushluyoruz. GitHub'a pushladıktan sonra da Heroku'ya bu repomuzu bağlayacağız. Geliştirdiğimiz repomuzu bağlayacağız. Ve Heroku'da deploy edeceğiz. Her bir değişiklik yaptığımda ve bunu GitHub'a pushladığımda GitHub da Heroku'ya pushlayacak ve böylece otomatikleştirilmiş bir yapıda, yani akış bozulmayacak şekilde sistemde bir uygulama geliştirmiş olacağım. Verimize de daha detaylı bakalım. Burada ekranda görülen kullanacağımız veriden bir kesit, bir aralık. Gördüğünüz üzere çok noisy bir data. Yani çok gürültü var. Sezonsal dediğimiz saatlik etkiler var. Yani biraz tahmin etmesi zor bir veri. Yani model kısmında çok çok iyi bir model geliştirmeye çalışmayacağım. Bunu yapmak uzun vakitler alabilir. Bu serinin ilk videosunda Mert zaman serilerinden detaylı bir şekilde bahsetmişti. Onların teorik kısmından giriş yapıp neler olması gerektiği, ne olduğunu hakkında temel bilgi vermişti. Ben o yüzden teori kısmını atlayacağım bu videoda. Şimdi kullanacağımız görselleştirme ve dashboard framework'ünden bahsedelim. Summit, geliştirdiğimiz Python uygulamalarını bunları bir ölçeklemek ve son kullanıcıya sunmak için oldukça faydalı bir araç. Aslında zamanla gelişeceğini de düşünüyorum. Daha da farklı boyuta evrileceğini düşünüyorum. Summit'in farklı komponentleri var. Documentation kısmında, API Reference'da bunları görebiliriz. Örneğin Markdown olarak yazmaya ya da LaTeX olarak çıktılarımızı göstermeye, data frame aynı şekilde. Nihai olarak da Plotly gibi, farklı Matplotlib gibi grafiklerimizi hiçbir kayıp yaşamadan, görsellikte hiçbir kayıp yaşamadan gösterebiliyoruz. İnputlarından bahsetmek gerekirse de hem upload edebileceğimiz hem download edebileceğimiz ya da farklı drop-down'lar ya da radio butonlar, aynı şekilde date inputlar. Bunlardan bazılarını ben de kullanacağım uygulama geliştirme sürecinde. Şimdi ise kod bölümüne geçebiliriz. Ben tam olarak Jupyter Notebook kullanacağım. Veriyi çekeceğim ve modeli burada eğiteceğim. Ve sonrasında bunları fonksiyon hale getirip function kısmında, Python dosyasında ve Summit kodunun olacağı da dosyasında saklayacağım. Ve bunları aslında şu iki temel dosya, app ve function dosyamda bütün uygulama olmuş olacak. Veriyi alacağımız yere bakalım. Veri bize bir API yardımıyla sunuluyor. Şuradan gördüğünüz linkten start date'i ve end date'i değiştirerek istediğim aralıktaki veriye ulaşabiliyorum. URL'yi kopyalıyorum. Buna URL diyeceğim. Benim burada değiştirmem gereken şey yalnızca şuradaki start date ve end date kısmı. Bunları girilen input'a göre, tarihe göre string olarak
Değiştirelim. Formatı getirelim. Buraya koyulan bölüm sabit. O nedenle burayı sabitliyorum ve string olarak değiştireceğim formata gidiyorum. Start date ve end date'lerimi de tanımlayacağım. Ki her bir start date ve end date'imde bunlar değişsin. Buraya ilk başta yıl olacak şekilde. Bu veri 2016'ına kadar gidiyor. O nedenle 2016 Ocak diyorum. End date'im ise sürekli olarak bugün olmasını isteyeceğim. Yani bugüne kadar olan farklı tarihlerde bugünü çeksin. Bunu yapmak için de date time'ı kullanacağım. Tabii ki bunları okutmadık. Şöyle end date'imize de bakalım bir. Gördüğünüz üzere bugünü gösteriyor. Şimdi bunu fonksiyonel hale getireceğim. Bunu fonksiyonel hale getirirken ilk önce veriye bir request ile get fonksiyonuyla veri URL'den veri isteyeceğim, daha doğrusu web sitesini isteyeceğim. Sonra da bu veri fetch edip data frame olarak kaydedeceğim. Evet, deneyelim. Bu ayını da tanımlayalım. Beş saniye gibi kısa bir sürede veriyi çekmeyi başardı. Aslında burada yaptığım şey JSON loads ile buradaki test text'i almak ve ihtiyacım olan body ve saatlik tüketim kısmı buradan bakalım. Burada body'den saatlik tüketim kısmını istiyorum ben. Çünkü verinin sonunda farklı istatistikler vesaire de var. Bunu da data frame olarak aldık. Şimdi bu data frame'i date'ine PD to date time diyerek pendisi bildirelim. Onun için de date kolumunu PD to date time diyerek date time olarak kaydedeceğim. Burada gereksiz istemediğim şeyler var. 16 dersem muhtemelen sağlıklı bir şekilde date time olarak kaydedecek. Evet, veriyi saatlik bir şekilde elde ettik. Şimdi ise forecast kısmında şimdi bu veri 10'da bitiyormuş örneğin. Saat 10'da son veri. Ben bunu istediğim gözlem kadar bir hafta, bir ay ya da daha kısa bir gün, iki gün olarak uzatacağım. Yani Streamlit'te bunu otomatik hale getireceğim. Bunun için de bir değişken tanımlayacağım. Forecast Horizon diye. Buna da örneğin bir hafta için yani 24 çarpı 7 yaparsak bir artı 1 olsun. Bu da 169 yapacaktır tahminimce. Yani 169 yapma nedenim indekslemede bir veri kaybedeceğiz. Hatta şu son veri çok doğru gelmeyebiliyor. Bunu da kısıtlayalım buradan. Yani son veriyi almasın. Bunu yapmak için de bir ayrıl yazarak şöyle son veriyi almayalım. Tamamdır. Sonrasında bir date diye bir değişken tanımlayacağım. Bu da ileri yönelik forecast olmuş olacak. Bunun için de date range diyerek verimi oluşturuyorum. Burada period kısmı sürekli olarak değişecek ve her defasında bize farklı bir forecast horizon dediğim kısımdan güncellenecek. O yüzden ihtiyaca göre bir forecast uzunluğu elde etmiş olacağım.
Bunu da saatlik olarak kaydederim. Önce bir date'e bakalım ne geldi. Harika. Bunu da bir data frame olarak kaydedelim çünkü merge edeceğiz. Şuradan da ismini de verelim. Bir daha uğraşmayalım. Aa, date diyelim aynı olsun ismi. Merge edeceğim için. Bakıyorum evet data frame haline geldi. Şimdi de bizim önceki datamızda buna da artık feature engineering geçeceğim için feature engineering anlamında PE diyorum. Hepsini almasını istediğim için de author diyorum. Sonra baktığımızda gördüğünüz üzere consumption ileriki tarihler için N'e geldi. Yani şu an şöyle tail 169 desem evet, 9'dan sonrası yok verinin. Çünkü bilmiyoruz. Tahmin edeceğiz. Bu verimi oluşturdum. Şimdi ise feature engineering kısmına geçebiliriz. Onun için de iki farklı şey kullanacağım. Birincisi şu tarihler üzerinden elde edeceğimiz bilgiler. Saat, yıldaki hangi gün olduğu, hafta vesaire bu tür bilgiler elde edeceğiz. Diğerinde ise consumption üzerinde rolling window yani bunları rolling yaparak moving average'lerini, maksimumunu, minimumunu alarak farklı farklı feature'lar üreteceğiz. Bunu da fonksiyonu yazmaya başlayalım. Buna rolling features diyeceğim. İhtiyacım olan şey bir data frame ve aslında forecast horizon dediğim. Yani aslında buraya şu forecast horizon neydeki input'u gireceğim ben oraya. Çünkü her defasında değişeceği için farklı farklı feature'lar elde edeceğim. Rolling window'larımı tanımlayayım ben ilk önce burada. Bu liste diyelim ki forecast horizon kadar al. Sonra artı 3'ünü al. Artı 10 diyelim. Buradaki yaklaşım değişebilir. Ben şu an örnek olması açısından bu yöntemi kullanacağım. Bir de lagini alacağım. Yani aslında verinin önceki girdilerine, önceki gerçekleşenlere kaydırmış olacağım. Forecast'e doğru. Bunun için yine bir liste oluşturuyorum ve içine kaydıracağım. Forecast, daha doğrusu o uzunluğu koyuyorum. Bunlara da forecast horizon artı 5 kopyalı yapıştıralım. Şimdi ise bir for döngüsünde bunlara rolling pandas'ın rolling fonksiyonuyla rolling işlemi yapalım. Rolling window içinde her bir rolling window için peki rolling mean mesela bu. Şuna da bir yapalım. String olarak bunlar bir integer olduğu için direkt bunlara a diyelim ve string olarak bunu yazsın. Yani her biri farklı bir değişkene kaydetsin. Yine frame copy'mden neyi yapacağım? Consumption üzerinde yapacağım ben bunu. A kadar rolling get bunu. O kadar bir çerçeve al. Örneğin burası 10 ise buradan 10 tanesinin ortalamasını alacak ve en başa yazacak. Sonra bunu sürekli pencere pencere kaydırıp gidecek. Pandas'ın rolling dokümantasyonuna bakarak bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Minimum period da 1 olsun. Yani en az bir değişken varsa bu işlemi yapsın. Yani daha doğrusu en az bir gözlem varsa bu işlemi yapsın. Ve nihayet olarak min alacağım. Bir de shift olarak bir tane kaydırsın ki bazen n'e gelebiliyor. N'e gelsin istemiyorum. Yani bir gözlem orada çok fark etmeyecektir ama. Şimdi oluşturduk.
Bunu bir çalıştıralım. Daha çalıştırmadan önce lekleri unuttuk. Tabii lekleri de alalım. Patreon'un da kopyayı çevirsin bana. Bakalım bir hata alacak mıyız? Yine Patreon renk üzerine kaydedeceğim. Birinci ve ikinci parametremi girdim. Çalıştık ve bakalım çıktığımıza. Ve gördüğünüz üzere şu an 38 tane ikisine düşersek 36 tane yeni kolum elde ettik. Ve bunların hepsi rolling ve lekleri içeriyor. Ve şurada önemli olan kısım şu. Buralarda none gelmemesi, yani boş bir değerimizin olmaması. Çünkü önceki veride bir boşluk yok. Yani daha doğrusu bunlar var ama bunları zaten kaldıracağım. Yani geçmiş gözlemeden kaybetmiş olacağız. İleriye doğru kaydırdığımız için. Ama burada bir boşluk olursa tabii bazı algoritmalar handle edebiliyor. Yani bazıları null değerlerle baş edebiliyor. Ancak burada bir boşluklarla karşılaşmasak hem performans açısından hem de algoritmaların işleyiş bakımı açısından daha iyi olacaktır. Şimdi şu 2016 ya da ay bilgileri gibi bilgileri çıkaralım DateTime'dan. Bunu yapmak için de yine bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu da Date Features olsun. Burada yalnızca data frame alalım. Burada işlem yaparken bu DateTime olduğu için şu bilgiyle bir date mount diyerek örneğin mount bilgisini çekebilirim. Bunların aynısını kopyalıyorum. Bir sürü buradan feature çıkaracağım. Şimdi bu kadar koyalım. Ve year ile başlayalım. Bu day miydi? Çok emin değilim. Ama day yapsak daha iyi olur gibi. Ve fonksiyonumuza yazdık. Gördüğünüz üzere ay bilgisini, yıl bilgisini, saat bilgisini, çeyrek gibi değişkenleri çıkarmış olduk. Bunun temel nedeni time series'ler zamanı bağımlı olabiliyor. Özellikle böyle saatlik bir veride oldukça bağımlı. Ve trendi anlamada, oradaki unaklıkları anlamada, farklılıkları anlamada modele yardımcı olacaktır. Bunu da bir çıktısını alalım. Bunu da yaptık. Şunu üstüne atalım. Böylece 44 tane değişken üretmiş olduk. Gördüğünüz üzere burada saat bilgileri, kuartları. Bunları şey olarak da verebilirim. One hat olarak da verebilirim ama ben Catbus kullanacağım için çok fazla ihtiyaç yok. Hatta Catbus'un dokümanında kullanmayın diyorlar. Çünkü model otomatik olarak bunları zaten handle edebiliyor ve farklı şeyler deniyor. OneHot gibi farklı metotlar kullanabiliyor. Şimdi ise şuradaki boş değerleri düşüreceğim. Yani veri aslında küçülteceğim biraz daha. Bunun için de iWork'de bunu yapabiliriz. Ya buradaki kullanmamız gereken mantık şu aslında burada. Benim forecast horizon'um kadar gitsin artı 30 gitsin. Çünkü burada 30 kullandım. Yani sadece forecast horizon kadar giderse altta boşluklar kalacak. 30 da gitsin. Yani verimiz çok uzun değil ama çok sorun değil yani bu kadar gözlerinin gitmesi. Zaten kısa dönemli tahminler yapacağımız için çok da sorun değil. Şöyle bakalım. Hiç boşluğumuz var mı? Varsa ne kadar var?
Yalnızca consumption'da 168 tane var. O da gelecekteki dönem. Bunun olması gayet normal. Diğerlerinde yok diye düşünüyorum. Ama arada tabii ki boş para yani. Şöyle yapalım. Evet, sadece 168 tane var. Yani şu an doğru bir işlem yaptığımızı bu da gösteriyor. Şimdi data'ya gireceğim. Yani train test splitini böleceğim. Bunu nasıl yani historical data'yı ayrı tutacağım. Forecast data frame'i ayrı tutacağım ve bunları cross-validation için hazır hale getireceğiz. İlk önce bir split date yani oradaki forecast ile gerçek yani historical data arasındaki farklılıktan bir değişken yazalım. Yani ilk aklıma bu geldi. Biraz saçma bir kurul olabilir ama. Ve evet doğru. Yani benim aslında saat 9 son gözlemimde. Burada historical data'yı ve dediğim gibi forecast datasını ayırıyorum. Tabii bu iki data değil, date olacak. Şimdi kontrolümüzü sağlayalım. Historical data'nın içinde ne var, nereye kadar? Başlangıçtan itibaren doğru 9'a kadardı. Yemimizin içinde yalnızca date index attık, consumption'ımız var, doğru. İkisinin içinde de aynı şekilde değişkenlerimiz var. 44 tane feature üretmişiz. Forecast define içinde yine 44 değişkenli bir frame'imiz olmalı. Ben tabii uzattığım için bunları şu an göremiyorum ama yani şurada doğrulamamız yeterli. 1.18 ve saat 10'dan başlıyor yani doğru. Şimdi de kullanacağımız yöntemi seçelim ve time series split yaparak modelimizi kuralım. Bunun için kullanacağım kütüphaneleri import edeceğim. Daha önce de söylediğim gibi ben Ketlus'u kullanacağım çünkü çok hızlı sonuç alabiliyoruz. Yani buradaki algoritma konusu çok fazla algoritma var time series için. Ben gradient boosting algoritmasını kullanacağım tahminleme için. Bu konu değişebilir. Ben sadece göstermek adına bu yöntemi seçtim. Hızlı sonuç almak adına. Cross-validation yaparken time series split kullanacağım. Bunu da oluşturalım. Ensefisim 3 olsun. Yani değişebilir. 5, 10 da olabilir. Ancak model eğitme süresi çok uzun olmasını istiyorum. Ve test size'da her defasında yani genişleyen bir time series split olacağı için bu. Yani burada da iteratif bir şekilde sürekli veri artan bir şekilde treme test set ayrımı olacak. Ancak hangisini kullanacağıma bakacağım. Yani hepsinin bir ensemble'ında kullanabilirim. Farklı yaklaşımda olabilir. Bu tamamıyla veriye ve amaca, skora göre değişir. Test size'ı da ben çok yine çok büyük tutmayacağım. Son bilgilere ihtiyacım var. Şimdilik tahmin edeceğim horizon çarpı 20 olsun. Bu kısımda da modelimizi yazmaya başlayabiliriz. Unseen Threads de aslında modelden tahmin edeceğim cross-validation sonuçlarının her bir cross-validation'dan daha doğrusu her bir train datasından elde edeceğim sonuçlar. Variable import sınırı da kaydederim. Bunları da hiç ayırmıyorum. Yani değişebiliyor. Eşittir ayıralım şöyle. Şimdi for train, her bir train index ve test index için kimin içinde test şu time series cross validation dedik. Bunu splitlerde x ve y olsun. X ve y'yi tamamlamıştık zaten. Yani x ve y tamamıyla historical data içeriyor. Ve bu ne yapsın?
Yani şu an aslında X-Frame'e X-Validation olarak ayırıyorum buradaki görsel olarak gösterdiğim. Burası Train olacak örneğin. Mavi kısım. Turuncu kısımda Validation kısmı olacak. Bunu hem X için hem de Y için yapıyorum. Her bir set için bunların bana shape'lerini versin ki ben ne kadar uzun soru olduğunu bileyim. Her bir eğitim sırasında. Şimdi yöntemimize geçelim. CatDust'u yazalım. Bunun içinden CatDust regresör kullanacağım. Yani bunu train yöntemine de yapabilirdim ama şu an göstermesi daha basit olduğu için CatDust regresörü kullanacağım. Iteration yani bu parametreye de çok önem vermeyeceğim. Şimdilik bin diyelim. Ulaşım metrik mean absolute error olsun. Bu da değişir. Bir de CatDust'un şöyle bir özelliği var. Bunu devre dışı bırakalım. Her defasında çünkü yeni bir klasör oluşturup bunun içine bilgileri yazıyor. Bunu yapmasın. Bunu da fit ederken de her bir X train'i yani aslında X train'ler ve X validation'a değiştiği için her bir X train'i ve Y train'i fit etsin. Eval set diyelim. Yani validation datamızı da burada görelim sonucunu. Çünkü o fit edebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Validation setinde X validation ve Y validation evet. Sonrasında bir de Eval stopping kullanalım ki o fit etmesin. Şimdilik yani benim gibi çok önemli değil ama o fit etmesini de istemeyiz şu aşamada. Ve 50 tane herhalde sonuçta bir göstersin bana. Şimdi forecast adımına geçelim. Forecast yaparken de forecast predicted kaydetsin bunu. Forecast predicted biraz garip bir isim oldu ama olsun. Cat predict diyelim ve bana kimi tahmin etsin? Forecast df'yi tahmin etsin. Yani aslında benim burada belirlemiş olduğum forecast df'yi her bir iteration için kaydedecek ve bunu şurada belirlediğimiz unseen dediğimiz pretsin içine atacak. Onu da şöyle append yapalım. Hatta bunu yazmamıza gerek yok ama olsun neyse kalsın böyle. Biraz gereksiz yere kodu uzatmış olduk. Ve skorları da tutalım. Skorumuz da mean absolute error'du. Bunu da scikit-learn'den aldık. Y-val, yani y-validation skorunun gerçekleşeni bu. Bir de tahmin edeceğimiz x-validation. Yani gerçekleşenle burada tahmin ettiğimizin skorunu kaydediyorum. Ve bunu da her defasında bize yazdırsın ki biz de ne olduğunu bilelim. Şimdi skorlarımızı liste append yapalım yine kaydetsin. Bir de feature importance'ları kaydedelim. De hangi feature ne kadar katkı verdiğini bilelim. Fold'u da her defasında bir arttırsın. Yani bu fold'u bir olarak belirlemiştik ve bu sonucu olarak da yani bir arttırsın. Her bir burada print yaparken bize de görmemiz için kolaylık sağlayacak. Sonuç olarak da yani en son bittikten sonra da CV cross validation mean skorunu bize göstersin. Onun için de np mean diyorum. Score listemin ortalamasını bana versin. Şimdi bundan itibaren çalıştıralım. Bir de kaldım çünkü.
modelimizi eğitiyoruz. Biraz uzun sürede dediğim gibi bunu test etmek gerekiyor. Yani bir de anlık olarak sonuç alacağımız için detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Bir, yani modeli kaydetmek, ilk başta düzgün bir, yani genellenebilir, iyi bir model eğitmek. Ancak TimeSys'te şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Zamana göre çok fazla şey değişebiliyor ve bu nedenle de kalibrasyon ihtiyacı da olabiliyor. Yani her defasında modeli sürekli monitoring yapıp nasıl sonuçlar verdiğini incelemek de ayrı bir iş. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde sonuç alabileceğimiz ben de CatBoost modeliyle tahmin ettim. Örneğin şu an tahmin etti mesela. Skorumuz, ortalama skorumuz geldi. Benim yöntemim burada her bir kullanıcının yani bu Steemit uygulamasına girdiğinde tekrar tekrar aslında modeli tahmin etmesi ya da ben modeli kaydedip sonra da kullanabilirim. Yani her defasında tahmin etmeme gerek yok. Ama dediğim gibi zamanla değişebilir bazı koşullar. Bu modelde her zaman kalibre edemeyebilirim ben. O nedenle şu anlık böyle bir çözüm buldum. Şimdi sonuçlarımızı görselleştirelim. Tahmin ettiğimiz forecast, yani aslında tahmin ettiğimiz sonucu kaydedelim de. Buna da forecast diyelim. Yani bu Ansible REST'te aslında şöyle bakarsak bu bir list ve içinde 3 defa cross, yani 3 cross validation sonucunun hepsi var. Yani ama ben bunlardan hangisini kullanmam gerektiği ayrı bir strateji. Ben şimdilik son cross validation sonucunu alayım. Belki ortalamasını alabiliriz ya da dediğim gibi değişebilir yani bu. Kolumun ismi de forecasting olsun. İndeksi de tarihini de bilelim tabii, tarih de lazım. Forecast data frame'indeki indeks bizim işimizi görecektir burada. Burada bir hata aldık. Nedenine bakalım. Çünkü kolumuzu aslında dictionary formatına yazıyoruz burada. Şu olabilir. Tamam, şimdi oldu. Bunu da bir bakalım şöyle. Sonra da görselleştirelim pilotlayı da. Sonuçları inceleyelim. Sonuçlarımız geldi ve saat 10'dan başlayacak şekilde sonuçlarımız şu an bir haftalık sonucumuz burada. Pilotlayı da bunu görselleştirelim. Tarihsel verimiz geldi. Yani bu tabii ki burayı dolduracağız şimdi forecast'te. Onu da eklerim. Burada forecasting demiştik, değil mi? Evet, forecasting demiştik. İsim ben bir de çok kötüyüm. Forecasted. Autoframe'den forecasting çekmek gerçekten çok anlamlı olmadı. Şöyle bakalım. Ve gördüğünüz üzere sonuçlarımız geldi. Yani benim tahmin ettiğim sonucu şu anda görüntülüyorum. Çok dediğim gibi veriyi çok geriye uzatmadım. 2021 Desember'a kadar gidiyor şu an. Ve önümüzdeki bir hafta gösteriyor. Sonuçlar tartışılabilir. Biraz tabii ki hataları inceleyip hangi noktalarda saptığını belirlemek gerekiyor. Ama şimdilik şurada mesela güzel bir görüntü oldu ama biraz daha konservatif bir sonuç getirmiş. Yani veri çok genellenebilir değil ama yine de iyi bir tahmin diyebiliriz. Çünkü pazar günü, örneğin şuradaki az olan kısımlar pazar günü. En azından bunun ayrımını yapabilmiş. Cumartesilerin ayrımını yapabilmiş. Future Importance'a bakalım. Onu çizdirelim. Evet, yani en önemli değişkenlerimizi burada görebiliriz. Şu an yalnızca son valide ettiğimi aldım. Consumption lag 169 en önemli değişkenlerimiz arasında. Yani bu yüzdelik olarak veriyor olması lazım. CatBoost
saat gibi kategorik değişkenlerimiz de burada önemli olmuş. Bu sonucu aldıktan sonra şimdi Smith uygulamasına geçebiliriz. Smith'te geliştirmeye başlayabiliriz. Bunun için ilk önce burada yazdıklarımı fonksiyon hale getireceğim. Özellikle yani şunları fonksiyon hale getirmiştim. Ama şuradaki modelleme kısmında fonksiyon hale getirmem lazım. Ben buradaki functions dosyasında gerekli fonksiyonları tanımladım. Örneğin girilen start date ve end date'e göre bu fonksiyon ilgili tarihteki data frame'i döndürüyor. Date feature'ları da zaten bunları yapmıştık. Bir de son olarak forecast function'ımız var. Bu forecast function'da yalnızca buradaki notebook'taki feature importance ve şu gördüğümüz aslında grafiği, figür olanı çeviriyor. Yani benim aslında buradan istediğim sadece bana figure 1 ve figure 2'yu versin. Tabii ki bu da değişeceği için de bunu fonksiyonel bir hale getirmemizin amacı vardı. Şuradaki forecast horizon'u sürekli güncellenecek şekilde, daha doğrusu Smith'ten input olacak şekilde düzenledim. En son olarak da bunu mapleyelim. Yani hangi tahmin aralıklarına izin vereceğiz ve bunları nasıl input olarak vereceğiz, bunu da yazalım. Burada aslında yaptığımız şey birinci, yani bir gün seçersem eğer 24 forecast horizon 24 olsun. Şuradan periyottan gelecek yani bu input'un da Smith'te yazacağım üzere bir drop-down da seçebileceğim bir input. 2 gün olursa 48 ve bunlar aslında dediğimiz gibi bir uzatmıştık yani indekslemeden dolayı 24 ise 25 olacak. Burada bu fonksiyona girdiğinde 24 artı 1'den 25 gelecek diye düşünebiliriz. Şimdi de Smith uygulamamızı yazmaya başlayalım. Gerekli kütüphaneleri import ediyorum. Burada functions dosyasından beslenecek tabii ki ilk olarak. From functions diyorum. Ne varsa alsın. Diğer kütüphanelerimi de import ediyorum. Smith'i import ederken bunu st diyelim. Genelde kabul gören kullanılan yöntem bu şekilde. Burada st set page config dersem burada aslında Smith uygulamasının parametrelerini ayarlayabiliyorum. Örneğin burada zaten bize gösteriyor. İkonu, layout yani centered mı yoksa daha ufak mı, bunları da göstereceğim. Ve sidebar otomatik olarak açılsın mı açılmasın mı, bir süre page title'ını belirleyelim. Bu da öngörü aracı olsun. Birkaç tane tab belirleyeceğim. Bu tabları da şöyle yazalım. Öngörü sayfasında forecasting yapacağız. Görselleştirmede basit bir şekilde veriyi göstereceğiz. Diskret bir ses kareye vereceğiz. Hakkında ya da uygulamanın versiyonu ve aslında kendi bilgilerimizi de koyabileceğimiz bir markdown şeklinde yazacağız. Şimdi bunu böyle hazırladık. İlk haliyle bakalım. Yani Smith uygulamasını çalıştıralım. Bize ne gelecek tam olarak? Smith uygulamasını lokalde çalıştırmak için Anaconda prompt'umu açıyorum. Benim şu an Smith uygulamam bu konumda. Bunu kopyalıyorum. Sil diyerek aslında bu klasöre gidiyorum. Bu klasöre gittikten sonra yazmam gereken yalnızca şu. Run, Smith run, app diyorum. Yani bu aslında uygulamamızın ismi, Smith'imizin yazdığımız yer, app dediğimiz kısım. Çalıştıralım.
Gördüğünüz üzere lokalimize çalıştı. Aslında şu an hiçbir şeyimiz yok. Yalnızca başlık öngörü aracı yazıyor. Bu page'lerin içinde ne olacağı, bir page belirledik. Bunların içinde ne olacağı hakkında bir bilgi vermedik. Ve aslında sidebar'da bunu atmadık. Sidebar'da atalım. Sonra bir daha bakalım. Şimdi yukarıda yazdığım tab'lerin aslında ben sidebar'da durmasını istiyorum. Ona da page diyorum. Ve bir radio butonun içine atacağım bunları. Steemit'in en güzel özelliklerinden biri dosyayı kaydettiğimizde yani bunu otomatik olarak algılıyor ve sürekli bunu kapat aç yapmadan rerun diyorum. Otomatik olarak değişiklikleri yansıtacak. Gördüğünüz gibi sekmelerimiz geldi. Bunun içinden buraları dolduracağız şimdi. Eğer öngörünün içinde page öngörüdeyse şunları yap diyorum. Örneğin bir markdown yazalım, bir başlık yazalım. Gördüğünüz gibi aslında buraya manuel bir markdown, bir HTML formatında, H1 formatında yazdım. Büyük bir başlık olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi başlığımız geldi. Önü konusu açısından da bir yine Steemit'in özelliği olan Write kullanalım. Markdown yerine. Bunu belirtirken de böyle üç tırnağın içine alıyorum. Şimdi bir tane select box oluşturacağım. Bunun içinde kaç günlük tahmin yapmak istediğimi yazacağım. Ben buradaki forecast horizon selection'ımı buradaki function'daki aslında şuradan çağıracağım ve buna karşılık gelen değeri bulacağım için aynı değerleri yazdım. Ve bir tane buton koyalım ki her defasında yani otomatik olarak uygulama çalışmasın. Bunu da mantığını şimdi göstereceğim. Buna tıkladığım anda tahmin etsin. Şimdi de aslında şu an böyle çalıştıramayız tabii. Yani with Steemit Spinner dediğim forecast süresi boyunca bir spinner oluştursun ve ekrana tahmin yapılıyor. Lütfen bekleyiniz yazsın. Öncelikle start date'imi ve end date'imi burada belirleyeceğim. Bunu bir UI kısmı olarak düşünebiliriz ama kod kalabalığı olmaması için fonksiyonları diğer tarafa yazdım. Ama bu tür input'ları da buraya yazmam gerekiyor. Şimdi bir test edelim. Gördüğünüz üzere tahmin uzunluğu geldi. Bunun gününü yazmayı unutmuşuz. Bekleyelim. Yani şu an hiçbir şey yapmayacak. Çünkü bir aksiyon yok. Yani ne yapması gerektiğini söylemiyorum. O yüzden süreci de göstermiyor. Şimdi direkt olarak hem veriyi çekelim ve tahminimizi yapalım. Sonuçlarımızı gösterelim. Şu an tahmin yapması ve figure 1 ve figure 2 bana çıktı olarak vermesini bekliyorum. Bunları da Steemit'e bildirelim ki bize plotlayı çıktı olarak versin. Örneğin 3 günlük bir tahmin yapalım. Logların da şuradan tahmin görebiliriz aslında. Mesela bir hata aldık. Hatanın ne olduğuna bakalım ilk önce.
Tam bunun nedeni aslında burada şuradaki dictionary'den veri alırken integer olarak gelmemesi. Bunu buradan çağırmamışız. Tekrar deneyelim. Modelimize yetmeye başladı. Bakalım ne kadar sürecek. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ancak tabii bunu Heroku'da veya Simit'in kendi uygulamasında, kendi hostunda deploy ettiğimiz zaman biraz daha yavaş olabilir. Sonuçlarımız geldi. Gördüğünüz üzere aslında istediğimiz şekilde tarihsel veri ve öngörü olarak bana sonuçları getirdi. Bakıyorum doğru mu diye. Sorun da yok gibi. Yani feature importance'ları veya bu iki grafiği şu an sağlıklı bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Şimdi aralara çok boş kaldı buralar. Buralara da bir başlık atalım yine. Yine tahminimi yapıyorum. Gördüğünüz üzere aslında buradan bütün belirlediğim string olarak bana döndürdü. Bu gidip oradaki fonksiyonda dictionary'deki integer karşılığını getiriyor ve modele input olarak veriyor. Yani bunun bir sonu yok. Çok çeşitlendirebiliriz. Bunu kayan bir şekilde slide bar'da yapabiliriz. Yani tamamıyla yaratıcılığa ve yapılmak istenen amaca göre değişecektir. Buraya başlığımı da böyle H3 olarak verdim. Şimdi diğer sekmelerimizi yazalım. İkinci sekme olarak görselleştirmeyi belirlemiştik. Veriyi istediğimiz tarihler arasında getirelim ve bunun discrete bir seçkeni verelim. Hem de plotlayıcı grafiğini de verelim. Burada bunu sideboard'a atacağım bu inputları. Yani görselleştirmeye tıkladığımız zaman sideboard'da bir date inputu olacak. Orada istediğimiz tarihleri seçerek buradaki fonksiyondan da şu fonksiyonda girdi olarak verip istediğimiz tarihler arasındaki datayı geçirebiliriz. Start date'imizi, add date'imizi bir daha aslında burada tanımladım. Yani şurada iki tane olması çok sorun değil. Çünkü iki sayfada farklı sonuçlar gelecek. Bugünden 10 gün kadar geriye git. Ben de artık kullanıp burada 10 gün kadar geriye git. Start date'im bu olsun. Bitiş tarihim de aslında en güncel data getirsin. Yani bu default ayarı. Bir de şöyle bir condition yazmam lazım. Ya if ile yazmam lazım ya da string.bit'in yüz özelliklerinden biri bazılarında. Buraya bir max value atarak aslında bu tarihin en fazla seçebileceğim değerini kısıtlıyorum bir nevi. Yani yalnızca en güncel bugünü seçebilsin. İleriki tarihi seçmesin. Yoksa hatayla karşılaşırız. Yani başlangıç tarihi end date'den büyük olamayacaktır. Tekrardan çalıştıralım. Görselleştirme sekmesine tıkladığım anda gördüğünüz üzere burada sideboard'a başlangıç tarihi ve bitiş tarihi geldi. Başlangıç tarihi dediğim gibi 19 bugünden sonrası için seçemiyorum. Bu da alacağımız potansiyel hataları engellemiş oluyor debugging style'da. Yani bunu bir Python'da kod yazmak yerine kısaca böylece halletmiş oldum bir parametre girerek. Şimdi data frame'imizi kaydedelim ve bunları görselleştirelim. İlk başta bir discrete bir seslik verelim. Sonra da plotlayı da grafiğini çizdirelim. Görselleştirme kısmını da bitirmiş oldum.
Table'ları, yani şurada bir data frame oluşturdum. Bu data frame'i Streamlit'te göstermek için ya table kullanıyorum ya da data frame kullanıyorum. Data frame daha çok büyük veriler için, yani çok güzel bir görüntü sağlamayacak. O yüzden ben table'ı kullanacağım. Kısmını tamamladık. Şimdi tekrardan sonucumuza bakalım. Çok güzel bir table gelmedi aslında. Ama dediğim gibi biraz daha bu veriyle oynayarak, tabloyla oynayarak daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Ve istediğim aralıkta şu an dediğim gibi 10 gün öncesine kadar gidiyor. Biraz daha geriye gidelim. Bakalım değiştirmez. Yani bunu otomatik olarak seçtiğim anda hemen yansıyacaktır dashboard sonuçlar. Yani istediğim aralıktaki sonuçlara, diskretif seklere bakmak için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi de hakkında sekmesini yazalım ve uygulamamızı bitirelim. Burada tool ya da belki open source proje yapıyorsak kendimiz hakkındaki bilgileri yazabiliriz, versiyon hakkında bilgi verebiliriz. Ben burada Markdown, gördüğünüz gibi aslında Markdown usulü her şeyi yapabiliyoruz. Bunlar diğer özellikler için de aynı. Summit API Reference Documentation'a bakarken çok daha detaylı aslında uygulamanın olduğunu gördük. Şimdi tekrardan nihai olarak çalıştıralım ve uygulama kısmımızı bitirelim. Burada kendi linkini adresim ekledim ve direkt olarak gidiyor. Harika. Şimdi de bu uygulamayı GitHub'ımıza push edelim. Yani yazdığımız kodları GitHub'a push edelim. Ve Heroku için ekstra birkaç dosya daha ihtiyacımız var. Onlara da yazalım. Sonrasında Heroku'da deploy edelim. Ve aslında bunu Summit'te deploy etmek istiyorsak, yani deploy this app dediğimiz anda bunu GitHub'a bağlayıp yalnızca app ve gerekli diğer Python dosyalarını dahil ederek Summit app'te de yayınlayabiliriz. Bu da oldukça kolay bir çözüm. Heroku için birkaç tane daha dosyaya ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bunlardan kısaca bahsedelim. Birincisi requirements, ikincisi runtime, profile ve son olarak da setup dosyası. Requirement'ta kullandığımız base Python paketleri dışında ekstra paketleri buraya yazıyorum. Ben versiyonlarını da belirttim. Belirtmeyebiliriz. Ancak herhangi bir hata durumuna karşı en iyi çözüm bu. Bunu da hangi sürümünü kullandığınızı conda list yazarak buradan görüntüleyebiliriz. Ben buradaki versiyonlarımı yazdım. Runtime Python'da çalıştıracağız. Python versiyonuyla birlikte buraya gidiyorum ve txt dosyası olarak kaydediyorum. Profile Summit run app yazmıştık anaconda prompt'ta. Aslında Summit app'ini çalıştıran dosya. Son olarak da setup. Burası server kısmıyla ilgili. Eğer bu dosyaları, yani bir Heroku'da deploy etmek istiyorsanız benim repo'da bunları kendi göre uyarlayabilirsiniz. Ben bütün hepsini push ettim ve şu an bütün çalıştığımız yönde çalıştığım dosyalar bu repo'nun içinde. Heroku'ya geliyorum. Heroku'da bir hesap açmanız yeterli olacaktır. Basitçe. Buradan dashboard'dan new'e tıklıyorum. Create a new app diyorum. App'imizin ismine girelim. Streamlit time series forecasting olsun. Region'ı Europe seçelim.
Create App dedikten sonra bunu nasıl deploy etmek istiyorum? Heroku'nun kendi desktop uygulamasından da yapabiliriz ya da bir container girişi yaparak yapabiliriz. Biz GitHub'ı seçeceğiz en basit olduğu için. Ben GitHub'ımı da otomatik olarak bağladığım için Heroku'ya buradan repolarımdan çekelim. İsmini giriyorum. Bunu da connect diyorum. Otomatik olarak aslında repo'nun içindeki dosyaları buldu. Burada enable otomatik deploy diyorum. Yani ben her defasında buraya push ettikten sonra lokalinden otomatik olarak Heroku'da bunu algılayacak ve değişiklikleri dashboard'a yansıtacak, bu uygulama yansıtacak. Deploy diyorum. Burada gerekli Python'ı ve diğer paketleri kuracak. Burada biraz bekliyoruz. Videoyu bitirmeden önce buradaki biz yaptığımız çözüm aslında Heroku çözümü bütün dünyaya açmak için yaptığımız uygulamayı bütün dünyaya göstermek için bir çözüm. Ancak bu videonun diğer serilerinde Samet Öztürk'ün yaptığı gibi bu Streamit uygulamasını dockerize ederek istediğimiz kitleye yine ulaştırabiliriz. Ya da open source bir proje yapıyorsak bunu Heroku veya Streamit'in kendi dashboard kısmından deploy edebiliriz. Farklı çözümler bu konuda mevcut. Başarılı bir şekilde deploy ettik. Şimdi uygulamamıza bakalım. Open App diyorum. Burada direkt olarak geliyor. Burada da bir test edelim hemen. Ve bunu yaparken de loglarımıza da bakalım. Aslında burada Python'ın biz konsolda aldığımız sonuçları aynı şekilde görüyoruz. Burada modele ettiğini şu an görebiliyorum mesela. Yani birden farklı kullanıcıya tabii ki ulaşabiliyor. Yani birden farklı session'da kullanılabiliyor. Kullanıcılar birbirini etkilemiyor. Sonuçlarımız geldi. Gördüğünüz üzere uygulamamız lokalde olduğu gibi çalışıyor. Burada da kısaca test edelim. Hızlı bir şekilde sonucumuz geldi. Bu videoyu burada tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olmasını diliyorum. Bu Python'da Simit üzerine yaptığımız bir uygulamaydı. Belki gelecek olan videolarda R-Shine'de, ben daha çok R-Shine'de de geliştirme yapıyorum. Bir R-Shine uygulamasında görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.